Evet, Dönük Güvercin TV izleyicileri, camiamızda ustalarımızın yanına gitmeye devam ediyoruz. Değerli ustalarımızın yanına. Onların hepsi bizim için değerli. Hepsi bey, can, dost. Aynı zamanda bizlere bu işi sevdiren, öğreten kişiler. Bugün İzmir Gaziemir'deyiz. Şerafettin ustamla Hasan ustamın yanındayız. Öncelikle size merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ustalarımın yanındayım. Zaman zaman kuş uçuruyorlar. Buraya geliyoruz, çekimler yapıyoruz. Gözümüzden kaçmıyor kuşların mesafeli dönüşleri. İşte rüzgarın içine gidip de rüzgardan güç alarak güzel dönüşler izliyoruz. Şerafettin ustam, bu kuşları nasıl elde ettik? Yani bu kuşların evveliyatına dönecek olursak, şimdi çevrede de böyle tarz kuşlar uçuranlar var. Fakat bir furya mı diyelim, bir özellik mi diyelim? Şimdi ben edebiyat öğretmeniyim. Bunu hep düşündüm. Şimdi Tanzimat dönemi edebiyatında sanat toplum içindir görüşünü benimseyenler var. Bir de sanat sanat içindir görüşünü benimseyenler var. İşte sanat toplumu eğiten. Kimisi de der ki sanatçılar sanat toplumu eğitmez, sanat güzeli verir. Şimdi bizim dönek camiasında da dikten dönen, yataydan dönen gibi bu Tanzimat dönemi sanatçıları gibi bir ikilemlik mi oluştu? Yoksa ikisi de güzel mi diyoruz? Bu konuşmaları, yani bugün bu konularla ilgili konuşmalar yapalım. İşte bir de rüzgar konusunu anlatalım. Şimdi genç kuşçu arkadaşlarımız var. Ben bütün çektiğim videolarda öğreticiliği de önemsiyorum. Yani bir şeyler öğretelim, bir şeyler verelim gibisinden bunu da düşünüyorum. Bunu da daha sonra konuşalım. Başta biz bu kuşları nasıl edindik? Şimdi ben bunları 40 sene önce şoför Kazım var Gaziemir'de. Şoför Kazım'dan bir takım yaptım. Birini bir arkadaştan aldım, birini bir arkadaştan aldım. Askerden geldik, gelmeden önce hatta. Gelmeden önce de vardı. Geldikten sonra da bir takım daha yaptım. 12 yaşlarında başladım. Şimdi 58 yaşındayım. O zamandan beri besliyorum. Maşallah. Bu ırkı bozmadım. Pallar dediğim ırkı. Sadece pallar ırkına Kamçılı Bülent'in kuşlarını soktum. Onlar da aynı paldı. Yamuk boyunlu dediğimiz bir erkek vardı. O kuşun kanını soktum bizim eski o pallara. Bunlara pallar devam etti bu zamana kadar. Bir de Bergama'dan yaratıkları soktum. Kaç hani, yılında? Valla bundan 8 sene falan, 9 sene önce etem dişi dediğimiz bir dişiyi soktum. Hı hı. Oradan zaten etem dişiydi. Onlar da o kadar kaliteli olduğunu bilmiyorlardı kuşu. Usta bir adamın elinde değildi. Etem Kofer dediğimiz bir arkadaştaydı. O da dönekçilikte o kadar daha usta değildi. Genç bir arkadaştı. Tabii ben kuşu keşfettim. Orada çok kişi baktı. Beğenmemişler kuşu. Ben aldım. Aldıktan sonra burada kuş 3 sene sıra dışı görev yaptı. Herkes Türkiye'de izledi. Ondan sonra onun oğlan kardeşinin... Bu kuşun özelliği kısaca anlatabilir miyiz? Bu kuş rüzgara karşı tırmanır. Arkasına, göğsüne, ama rüzgar arkasına her zaman kullandım. Ya dik ya rüzgarın tam arkasına, yani yatay gibi. Yatayı da kullandım, dikey de. Yatay da mesafeli, dikey de mesafeli dönüyordu. Kaç metre dönüyordu ortalama? Hani şimdi metre bilemeyeceğim de bazıları 30 diyordu, 40 diyordu. Hı hı. Diyenleri söylüyorum her zaman. Evet. Metreyi kimse ölçmemiştir. Evet. Bu gözünü o anki... 3 aşağı 5 yukarı diyoruz. He, ama tabii bazen işte geçen bom geldi bir tane. 55 metreymiş şeyi. Yüksekliği, beton döküyorduk burada. Beton dökerken çektim. Hı hı. Hani ondan 4-5 kat yüksek biz attığımız oldu. Hani 200 metreler gibi atıyoruz da, yani metreyi şimdi bilemem yani. Bu dikey kuşlar kaç yılında sizde başladı? Yani dikey kuş merakı diyelim, dikey tarz diyelim. Ne zaman, kaç yılında başladı? Bu kuşla mı başladı? Şimdi bu kuşla değil. Ondan önce de ben bu pallardan uçuruyordum. Benim tarçınlı dişi dediğim, pal erkek dediğim bir kuşlar vardı. Hani yatay dikey gözünün alabildiği kadar dönüyordu. Hiç evet. Kuşlar fark etmiyordu. Dönüş tarzı nasıldı bu kuşların? Dönüş tarzı da orta merkezi güzel, yuvarlak, kalın. Hı-hı. Kenarları da hani iki parmak, üç parmak, üç parmak olanı bile oluyordu. İki parmak olanı, bir buçuk parmak olanı. Hani o fazla kalın değildi kenarı. Ama çok mesafe vardı. Yatay, dikey, istediğin yerden at, istediğin yerden attın mesafeden yanına geliyordu. Ama şöyle, genelde dönek güvercin
rüzgarın arkasına kullanacaksın. İsterse hiç rüzgar olmasın, çok az olsun, rüzgarın yönü belirlendiği zaman her zaman rüzgar yönünün arkasına kullanacaksın. Hey, rüzgarın önüne bazen bozuk kuşu bile kuvvetli bir rüzgarda rüzgar önüne alırsan kuşu düzeltir. Ha, bunu ustalara bile sorabilirsiniz. Her zaman doğru olan rüzgarın arkasına, ama hiç rüzgar yoktur, dikten alırsın. Her zaman kuşu dike aldığın zaman rahatlatırsın. Yatay aldığın zaman kuşu çok kuvvetli koşturması lazım. Koşturmazsa istediğin verimi alamazsın. Mesafe açısından. Ya, mesafe açısından, yuvarlak açısından kuş kuvvetli de değilse, koşturamıyorsa yani kuvvetli değilse olduğu yere biraz geldi mi batar. Yani ya, devir yapamaz diyelim. Yani devir sırasında yapsa da batar yani, ne olur sırtı görünür. Sana net yüzüne çıkmaz. Evet. Ve mesafesi de fazla uzun olmaz. Hani doyurmaz insanı. Kuşta hata değildir, insandadır o hata. Yani ona göre kuşu biraz da kullanım, güçlü bir kuşu istediğin gibi kullanırsan verim alırsın. Rüzgarın arkasına olacak. Bu çok kuvvetli, bazıları diyor ki rüzgardan kuvvet alıyor. Hayır, normal olan odur. Bizde burada uçak vardır. Her zaman rüzgara karşı kalkar. Evet. Yani havaalanında inişler, rüzgar lodos oldu mu başka yerden iner, Poyraz oldu mu başka yerden iner. Bunu şimdi isterseniz ispatlayalım yani delilli şekilde. Evet. Bu şekilde kullanıp da kuşları son zaman bütün gençler bu sistemi genelde biz çıkarttık. Tamam, bir iki arkadaşımız vardı uçuruyordu şimdi bu sistemi. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ertesi gün yarının hava durumuna bakarken yarının rüzgar türüne mi, rüzgar hızına mı bakıyorsunuz? Hızına fazla bakmayız yani. Hatta 60 kilometrede bile bizim gitse rüzgara karşı... Evet. Az olsa daha iyi ama orada bile görev yapabilir kuş. Rüzgarın türüne bakıyorsunuz o zaman. Rüzgarın biz türüne bakıyoruz. Poyraz'ın, ondan sonra lodos'un. Lodos alçak basınçtır zaten, olmaz yani. O zaman da bak, son zamanda çoğu insan arkadaşlar lodos uzun süre sürdüğünden çok kişi kuşları vurdurup öldürmüştür veya sakat bırakmıştır. Çoğu insan bu son zaman hep kuş vurdurtmuştur. Evet. Yani dönük güvercin Poyraz'da mı? Poyraz'ı mı sever? Poyraz'da yani. Geneli zaten. Av olması, balık avı, ne bileyim, tavşan avı, her şey Poyraz'da olur. Lodos'ta olmaz. Evet. Lodos bir otayı arar yani. Afatlar bile hep lodos'ta olur. Çatılar uçar, ne bileyim, kuvvetli rüzgarlar olur, kuvvetli yağmurlar olur. Bütün afatlar lodos'ta olur. Lodos onun için bütün canlılar için tehlikelidir. Bir otlara yarar. O da doğada yağmur bulutlarını getirir, yağmur yer. Ama güvercinin sevdiği güzel hava, tatlı bir poyraz. Hı hı. Bu şekil her zaman güzel verim alırsın. Ha, bunu bizden gördükten sonra bir sürü gençler denedi ve şimdi herkes de uzun da döndürüyor, güzel de döndürüyor, yuvarlak da döndürüyor. Her yer değiştirdi yani. Hatta biz geçen gün Denizli'ye, Lodos'ta Denizli'ye gittik. Denizli'de bile bir tane lodos'ta olmadı. Tabii bilmiyorlar. Dün bu kuş, geçen gün daha güzeldi falan filan diyorlar. Ben dedim onunla ilgisi yok. Havadan, hava şartlarından dolayı. Yani kim varsa ben bunu ispatlarım. Yani doğanın üstüne geçilmez. Bu lodos, evet, tehlikelidir kuşa. Evet. Ama bu kuşların da biraz ırkı da tek hamle yapacak yani. O genelde bizimkiler pal kanat ağırlıklıdır. Kara kanat kuş bu şekil dönüşü sevmez. 5-6 kere girer çıkar. Ama bizim bu kuşlarda ikinci hamle yoktur. Ya döner iner ya sıkar iner. İsterse yıldızın içinde 1 metre dönsün veya 2 metre dönsün, 20 metre dönsün, kaç metre dönerse dönsün, çıktıktan sonra bir daha ikinci hamle yapmaz. Direktman yere sıkar iner veya sonuna kadar gelir. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. İyi bir kuş isterse yuvarlak, metre, mesafe tanımaz. Bende değil, herhangi bir kuşta. Bu kuş ırkında eğer iyi bir kuşsa, kuşun idmanı verilmişse, nefesi açılmışsa, altyapısı çok sağlam olduysa, hani iyi dalıyorsa, eskiler daldı derler. Daldının anlamı da iyi nefes tutuyorsa döndüğü zaman, kesinlikle bu kuşta bazen diyorlar ya, şöyle metre dönmez, şöyle yuvarlak dönmez, kuş isterse her türlü şartlar, hava şartları uygun oldu mu döner. İyi bir kuş, iyi bir idmanını aldıysa. Evet.
O zaman böyle bir bilgilendirme yaptık. Hı. Güzel bir bilgilendirmeydi. Çünkü bunu ben hep sormak istemiştim böyle ayrıntılı bir şekilde. Şimdi kuşçu ustalarıma, büyüklerime sorduğumda işte kuşları nasıl eşliyorsunuz? Havada diyorlar mesela. Ya tamam havada ama bunu açmak lazım. Havada neyine göre? Ne yapacak bu kuş da diğer kuş da ne yapacak ki birbirinin eksiklerini tamamlayacaklar? Yani bilgiyi verirken biraz ayrıntılı vermek lazım. Hani öğretici vermek lazım. Bu konuda düşünceleriniz neler? Hani şimdi şöyle yani havada olması iki tane güzel benim anlattığım özellikte olan bir kuşları biraz daha açıkla biraz daha kapalıyı vurursan daha şey olarak ırk olarak aynıdır da renk olarak biraz biri kapalı biri açık olursa havada fon olarak daha iyi olur. Boyarsın ama bu sefer boyama şeyi daha az olur. Siz görsel açısından düşünecek olursanız dediniz. Yoksa kalite açısından zaten benim göğsü açık kuş da dönebilir. Yani o hiç fark etmez. Benim anladığım zaten bizim beslediğimiz kuşlar zaten birbirine özellik bakımından uyduğu için hangi kuşu hangi kuşla vurursam vurayım yine aynı tarzda aynı istediğim kuşları alacağım diyorsunuz. Evet. Ama siz renk olarak kapalı kuşla açık kuşu besleyeyim, vurayım birbirine, eşleyeyim ki ona göre yavrular çıksın altından. Yuvarlak kalitesi yukarıda havada gördüğümüzde siyahını beyazını daha net görelim diye düşünüyorsunuz. Bir de fıstıklı da fıstıksızı ben kendi şahsıma eş ederim. Daha iyi bir kuş çıkıyor. Benim denediklerimle ama evet, bunun tecrübe. Böyle ille de laboratuvarda test yapmadık yani. Bu söylediklerimizin hiçbiri laboratuvarda test yapılmamıştır. Evet. Hani normalde bunlar genelde deneme yöntemiyle çözülür. Evet. Ama biz başarılı olduk ve bir sürü genç de bu sistemi başarılı oldu. İnsanı doyuruyor bu tarz dönüşler. Hani evet. Bir de heyecan veriyor. Allah diyorsun gözünün önüne kadar geliyor. Şiddetli, kuvvetli geliyor. Sıkarak yüklendi mi tabii korkunç geliyor. Geleceği mesafede anlayamıyorsun. Geldiği mesafeyi zaten heyecan duyuyorsun. Sana adrenalin yaşattırıyor. Zaten evet. Bütün herkes yaşlısı da bazı yaşlılar adrenalin yaşasın diye aplar bile kullanır yani. Hani bunu güzel bir şey. İnsan adrenalin yaşattırıyor insana. Kuvvetli bir kuş sıkıp gelen. Şimdi vuracak diyorsun. Ne zaman çıkacak diyorsun. Böyle heyecan veriyor. Ama öteki karşıdan dönen kuşlar. Bizim bu kuşlar da karşıdan dönüyor. Dönmüyor değil. Hani koşturup geliyor. Senin kullanma tarzına bağlı. Evet. Ama eskiden rüzgar önüne alıp 4-5 metre döndürelim. Çok böyle zaten çok kuşu alçak kullanırsan ne kadar alçak kullanırsan alçakta dönüş mesafesi o kadar kısa sana net gösterir. Şimdi 50 metre ileriden bak bir de 5 metre yakından bak. Hangini net görürsün? 5 metreyi daha canlı görürsün. Ötekini de canlı görüyorsun ama bu da öteki de insanı doyuma ulaştırıyor. Bu kısa da kıta o da bir anlık görüyorsun. Kısa mesafeli bir görüntü. Hani kısa sürede bir dönüş oluyor. Öteki uzun bir şey yaşıyorsun. Evet. Hani birini bir ay yaşıyorsun, birini bir saat yaşıyorsun gibi oluyor yani. Sizin çeşitli röportajlarınız var. Ben onların hepsini seyrettim de. Şu an hiç bu yapılan röportajlarda sorulan sorular değil de daha can alıcı sorular sormak istiyorum size. Şimdi bu kuşlarda ya ben şunu eksik bıraktım, şunu da tamamlasam dediğiniz hiç oluyor mu? Yani şunu da yemeğe, şu tuzu da, şu yağı da ya da şu kırmızı biberi de ekelim de daha da tadından yenmesin gibi denemeleriniz oluyor mu? İcatlarınız olacak mı? Kafanızda böyle bir proje var mı? Şimdi bizim yanlış anlama. Bu dönekçilikte, kuşçulukta yani dönek besleyen bir insan tatmin olmamıştır kolay kolay. İnan olsun ben tatmin oldum. Sınırsız şeyler yaşadım dönekte. Hani bazıları çok ister ya ben çok uzun döneyim, daire kestireyim, plaka yaşayayım. Plakayı da yaşadım. Sınırsız uzun döneni de yaşadım. Hani yaşayacak başka bir şey kalmıyor. Bizim artık isteğimiz sadece bizim hatamız hasta olarak ölüyor kuşlar. Bazen hastalanıyor. Bir de bizim hatamızla yumurtaya koştururken veya yumurtlayacağı zaman bizim bu beslediğimiz ırkları uçurmamak lazım. Bir de lodos havada uçurmamak lazım. O zaman vurup ölüyorlar. Bir tek bizim sıkıntı sorunumuz bu. O da doğayla ilgili. Bir de bizim kendi nefsimizle ilgili. Kendi nefsimizi yenebilseniz bir tane kuş öldürmeyiz istedikten evet, sonra. Evet. Hatta bazen Hasan'la konuşuyoruz. Bunları daha kısa nasıl dönsün de daha çok kolay kurtulsun, vurmasın, ölsün. Ama onunla bir ilgisi yok yani. Daha kısa da dönse lodosta uçurduğumuz sürece
Vurmaya mahkum. Ya bu sene 16 tane vurduttum. 3 tane yaralı kaldı, 13 tane öldü. Hiç kurtulmadı. Yani Lodos da bunları uçurmasaydı şu an yaşıyor olacaklardı. Bu sene sadece. Diğerlerini saymıyorum zaten. Evet, şu an yaşıyor olacaklardı. Ondan sonra bayağı başka kuşları saymıyorum. Yaratık bile vurarak öldü. Nedir? O da yine bizim hatamız. Yumurtaya koştururken bunlar hırslı oluyor. İlla hayvanın yanına son yumurtaya 3 gün kala ne dişisini ne erkeğini uçurmayacaksın. Normal olan o da aslında bütün hayvanlar için geçerli. Onlar bu sefer doğa gereği kendilerini hazırlıyorlar. Şeyleri, hep düşünceleri hayvanların. Biliyorum bunlarda şey yoktur, bizim gibi düşünemez ama içgüdüsel o hayvan şeyi arıyor. Yuvasını hazırlayayım, bir an önce yumurtlayayım veya yumurtlatayım. Ondan dolayı senin dönüş şeyinde ona adapte olamıyor. Adapte olamadığımız için biz de zorluyoruz her zamanki gibi. Bu adapte olsun diye hayvanı zorluyoruz. Bu zorlamadan dolayı hata, bizim hata, kuşta değil. Evet. Altındaki seyisin, yani, seyis önemli sabırsızlığından, burada. Bildiğimiz halde. Evet. Sabırsızız işte iki arkadaşımız. Genelde Hasan yapmıyor da ben yapıyorum. Dayanamıyorum yani. Bakın Hasan ustam. Ustam öz eleştiride bulundu. Ben yapıyorum dedi. Şimdi buraya ilk geldim de. Gelmeden önce Buca'da Sezer abinin yanındaydım. Sezer Yerkesen. Evet. Onunla konuştum. Dedim böyle Gaziemir'e gideceğim Şerafettin abimizin yanına. Onunla birlikte bir röportaj yapmayı düşünüyorum dedim. Ustama selam söyle dedi. Asla unutamadığım bir kuş onda dedi. Sizin söylediğiniz yaratık erkekti. Bir de sazlı dişiden bahsetti. Şimdi buraya geldiğimde Hasan ustama dedim ki yaratık erkekle ilgili dedim bir anı var mı gibisinden. Çok güzel bir şey anlattı. Şimdi yine aynı onu anlattırmak isteyeceğim yaratık erkekle ilgili. İlk gelmiş galiba yaratık erkek. Evet hocam, hoş geldiniz bu hoş arada. Hoş bulduk. Dönekçi camiasına merhabalar. Yaratık erkeği Şerefettin abi aldığında Bergama'da zannediyorsam hafta sonuydu, cuma günüydü. Bana dedi ki yaratık erkeği dedi pırıltı at dedi. Ya abi dedim ama dedim yeni aldık bak kaçmasın at sen dedi. Ben de onu havaya attım. Yüksekteydi zaten kudretli bir güvercindi. Pırıltıyı attığında dönüşe göre bir kuş değildi. Nereden almıştınız? Bergama'dan. Kimden? Necdet'ten. Evet. Muharrem kardeşimizden, Necdet'ten. Özhan kardeşimizden. Öyle bir vesile oldu. Aldık geldik. Neyse ben kuşu attım havaya. Pırıltıyla uyandırdım. Koptu. Kuşları bir yere attım. Geliyor. Yuvarlakla geliyor. Ben tabii ilk defa uçurduğumdan, ilk pırıltı attığımdan öyle bir şey beklemiyordum. Lan ben ayaktaydım. Kuş önümden böyle geçti benim. Geçince elimi soktum altına, koştum altına. Allah işte öldürmeyecek, canı almaz. Nasibi varmış. Kuş avucuma düştü. Dönerek. Avucuma... Kaç metre döndü de avucunuza düştü kuş? Vallahi şimdi metre söylesek biraz şey yok ama bu kuşu ama çok uzun yani. Metre dönen dönüşünü uzun. Görenler var. Yani ben bir kişiden iki kişiden duymadım. Çok uzun döndüğünü söylediler. Yani ya, kaç metre dönerek avucunuza düştü güvercin? Vallahi geçmiş zaman ama 30 diyebilirim yani. Evet, 30 metre döndü kuş ve avucunuza düştü. Şimdi, düşmeseydi yere çakılıp ölecekti. Aynen öyle. Şimdi bazı şeyleri yaşamak lazım hocam. Evet. Yani yaşamadıktan sonra ben ne kadar bir şey anlatsam hadi dersin ya. Biraz sallıyor mu diye. Ama estağfurullah hiç öyle bir düşüncem yok. Evet. Şimdi beni tanıyanlar bilenler bilir zaten bu konuyla ilgili. Kuş beni geçtikten sonra altına koştum. Kuş avucuma vurdu. Avucumda dönüyor. Havaya attım. Kuş dönerek pat diye yere vurdu. Şeref Tanım'a dedim ki al bu kuşları. Bir daha dedim ben buna pırıltı atmam. Bilenler biliyor zaten. Zaten korktunuz. Korktum. Yani şimdi hem hayran kaldınız hem korktunuz. Çok sevin öyle bir yuvarlak. Elinizin avucunuzun içinde hala döneceğim diye mi uğraşıyordu hayvan? Evet. Evet hocam. Yani nasip hocam. Allah onun rızkını kesmemiş. Yani ben 10 kere elimi soksam altına denk gelmez. O gün öyle elim denk geldi işte. Evet. Sonra kuş dışarıya çıktı. Kanatlarında kan vardı. Eyvah dedim kuş gitti herhalde. İçi patladı herhalde. Yere vurdu çünkü benden sonra. Gittim kuşun kanadını açtım. Orasını açtım. Burasını açtım. Ağzını açtım. Allah Allah dedim. Hiçbir şey yok bu hayvandan. Bu kan nereden geldi? Böyle yürüyordum. Yürürken elimden böyle bir kırmızılık gözüme ilişti.
Ya benim elim kanamış dedim, abdest gitti dedim. Ya şimdi abdest al falan derken abi baktım kuş döndüğünde hocam avucumdan tırnağa şu yumuşak dokumu delmiş benim. Hiç haberim yok. Farkında da değilim. Yani hocam bunu inan sana samimiyetinle söylüyorum, bunu yaşamak lazım. Evet. Ben öyle bir şey görmedim. Evet. Ben çocukluğumdan beri kuş uçuruyorum. Yani bazı kuşlar Allah vergisi. Ben öyle diyorum hocam. Evet. Etem dişi dediğimiz dişi de muazzam bir kuştu. Bu sazlı kanatlı olan Evet, kuş zaten dişi. yaratığın halası diye Evet, biliyoruz. evet. Bursalı dediğimiz erkek karakter sahibi bir kuştu. Bu sazlı dişinin özelliği nasıldı? Hocam sazlı Nasıl dişi duruyordu? aynı zaten onun tarzı da öyledi. Yaratık gibi dikten. Aynen dikten Tam ya da 90'dan mı? tam 90 değil hocam böyle 65-75 arası. Tamam. Zaten biz tam 90 kullanmıyoruz. Biz bir Şerefler abinin anlattığı gibi yani biz bir yere gittik. Hatta dedim ki ya hocam dedim sen de 90'a gelmişsin artık ki bu şahıs da yatay kullanırdı. Hocam tam 90 dediği zaman böyle alnının baktığı hiza 90'dır. Evet. Biz zaten 75 yani 75-85 arası atıyoruz. Evet bakın burası da önemli. Şerafettin Usta ve Hasan Usta kuşlara 75-80 dereceden atıyorlar pırıltıyı. Evet. Bu eten dişi de yatayına dönen bir kuştu. Ama Şeraptan abinin demin bahsettiği gibi inan uzun gittiğinden yatayında çok vurduruyoruz Yine hocam. rüzgarı kullanan, rüzgarı yarıp, rüzgarı Aynen. arkasına alıp o şekilde aşağı kopup gelen kuşlardır, Aynen değil mi? hocam. Zaten bu kuşlar yani bu eten dişi olsun. Yaratık. Hı. Kuşlar da şu an salmıkta Şerafettin Ustam herhalde içeriye koydu. Biz Yaratık Hasan Ustam'la konuşmaya devam ediyoruz. erkek dediğimiz, etem dişi dediğimiz kuş ikisinin de karakteri bana göre aynı. Çünkü biz pırıltığı attığımızda yolda buluyordu güvercin. Hemen bağlamıyordu, sıkıyordu ama 5 metre ama 10 metre neyse artık o günkü şartları sıkıyordu, yolda bağlanıp geliyordu. Yani çok onları da işte vurdurduk, etem dişi aşağıya vurdu. Yani Yaratık erkekte burada çay ocağının üstüne vurdu. Hatta Çeşmeli Murat abiler buradaydı. En son da ben pırılta atmam dediğim halde o günkü dayanamadınız. şartlarda Şeraptan abi sen at dedi pırıltıyı. Ben Evet. attım. Üçüncü pırıltıda zaten çatının üstüne vurdu. Öldü mü o zaman? O yere vurdu. Hı. O zaman bak çatıya vuruyor hocam durmuyor kuş yani çatıya vurur düşer orada kalır. O kadar sert vuruyor ki çatının üstünde bir taşın suyun üstünde kayar gibi çatının üstünde kaydı pat yere vurdu bitti. O gün de artık Yani çok o gün üzülmüşsünüzdür. tabi hocam o günkü ruh halimiz gerçekten çok bozuldu. İyi bir kuştu. Gençlerin bunu seyretmesini isterdik. Zaten çoğu arkadaşlar geldi gördü bunu. Kazım abiler olsun, Hasan abiler olsun. İsimlerini zikredemediğim bir sürü abilerimiz geldi gördü. Hocam dönek hani bu kuşu anlatmak yani inan kelimelere sığmaz. Yani görmek lazım. Kaç sene uçtu burada? Burada aşağı yukarı 1,5-2 sene hizmet etti burada. Şimdi bu kuşun kendi ırkından olan kuşlara devam ediyorsunuz. Tabii Kendi tabii soyundan. tabii tabii Ne tabii. şekilde devam ettirdiniz? Bunun kızını, oğlunu birbirine mi vurdunuz? Yoksa annesini mi vurdunuz çocuklarına? Nasıl bir yol izlediniz bunları eşlerken? Yani soyu devam ettirirken nasıl bir yol izlediniz? Kuş öldü. Şimdi bu Şimdi her kuşun başına gelecek bir olay. O yüzden soruyorum. İyi kuşu öldüğünde bunun soyunun en güzel şekilde kanını nasıl devam ettirmeli? yani bu kuş öldüğünde biz bunu aldığımızda şeye eşittik. Etem dişi dediğimiz kuşa zaten Halasına. halasıydı. Dönük kanatlı dediğimiz erkek çıktı. Hı. Ondan sonra ondan eşleri ayırdıktan sonra Şerafettin abi kız kardeşini de aldılar Mesut abiden. Hı. İki kardeşi Yavru. eşittik. Onlardan da şey çıktı. Yavru. Yavrular çıktı. Bu sefer iki kardeşten çıkan yavruları dönük kanatlı erkeğe vurduk. Hı. Yine aynı yola mı, aynı Yine damara mı aynı tabii gittiniz? aynı. Bozmadınız damarı. Yok Dışarıdan kuş sokmadınız. yok yok onlara girmedi. Sonra çakal dişi yaratık erkeğin babasına yani baba kız eşettik. İki tane yavrusunu aldık. Hala onlar elimizde mevcuttur. Peki onlardan aldığınız yavrularda aynı onun gibi olmasa da yine o kuşa benzeyen kuş çıktı mı? Çıktı. Çıktı mı? Yaratığa benzeyen bir erkek çıktı mı ya da bir dişi çıktı mı Çıktı yani o hocam. tarzda? Fındık dişi dediğimiz kuş Evet. ondan Şu an fındık dişi duruyor mu?
Şu an fındık dişi aşağıda damızlıkta, onu vurdurmuştuk biz. Evet. Kanadı sakatlandı. Lodos'ta mı uçurmuştunuz? Lodos'ta mı uçurmuştunuz? Lodos'ta değil de hocam demin Şeraftan abi bahsettiği gibi hani yumurtada kollamak lazım, şey Hı-hı. etmek lazım derken Hı-hı. o gün de onun yumurta hazırlıyormuş. Onu da biz farkına varamadık. Evet. Vurdu. Onu da Şeraftan abi damızlığa aldı. Anladım. Orada kullanıyor. Çok onu. Sağ ol Hasan Ustam. Güzel anılar anlattın. Güzeldi yani. Hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Burada ustam da aynı şekilde son bir camiaya bir seslenelim. Şöyle seslenelim işte. Temennilerimizi söyleyelim. Birliktelik mesajı verelim. En önemlisi. Tabii hocam. Valla bütün camia işte çok güzel bir hobi. Bazen dedikodular oluyor ama ufak tefek dedikodulara da bakmayacağız. Ne güzel, çok büyük bir camia. İşte bir hastalığımız oldu mu, bir düğünümüz, ne bileyim. Geçen gün doğum günü kutladık. Doğum günü kutladık. Güzel şeyler bunlar. Bazen kötü şeyler oluyor ama aslında saygı, sevgi çerçevesinde olacak. Güzel bir hobi. Evet. Gençlerin de saygı duyup büyüklere... Usta çırak saygı duyacaklar. Büyükler de biraz küçükleri sevecek yani. Böyle yanlış kuşlar vermeyecek. Çok güzel bir örnek konu. Olacaklar. Bazen çok da ille parasını alayım diye öyle bir şey de düşünmeyecekler. Tamam, bazen parasını da alsınlar ama iyi versinler. Evet. Gençlere iyi şeyler bıraksınlar. Yarın bize nasıl iyi şeyleri bırakmadıkları zaman kızıyoruz. Onlar da yarın bize kızacak. Yani bizim de yaşımız 58 işte. Daha ne kadar yaşayacağımız belli değil. En azından güzel bir şeyler bırakırsak, işte bak Şerafettin abi, Allah razı olsun, güzel bir şeyler bıraktı. Biz de uçuruyoruz. Allah rahmet eylesin desin yani yarın öbür gün. Küfretmesinler. Evet. Hani evet. Ne bileyim, gençler de herkesi fazla da dinlemesinler. Yani dürüst insanları dinlesinler, başarılı insanları dinlesinler. Başarısı evet. yoksa biraz da... Hani ille de şey olarak başarısı değil, fikir olarak da başarılı fikirler vermiş olabilir. Bazıları da çok bu şeyde yaşamadığı şeyde anlatıp da yalan yanlış anlatanlar var, onları pek dinlemeyecekler. Nedir? Evet. Kendini kabul ettirene, hani başarılı olanı biraz dinleyecekler. Bir de düzgün yalan söylemeyene, dürüst adamı örnek alacaklar. Şimdi bu söylediklerinizden aklıma bir söz geldi. Şimdi edebiyatçıyım ben. Eski sallar var, atasözleri. Burada Kutat Gubilik işte, Atabetül Hakaik gibi eserlerimiz var bizim. Eski Türk edebiyatında evet. geçiş dönemi eserleri. Burada der ki, iştir kişinin aynesi, sözüne lafına bakılmaz. Yani önemli olan davranışı, yaptığı iştir, uçurduğu kuş davranışı, örnek olan davranışı. Komple olacak yani. Evet. Söylediği sözden daha çok yaptıklarına bakmamız lazım. İkisine de hem yaptığı hareketlere, yaptığı kuşçuluğa başarısı varsa iki tarzda da onu örnek alacak. Yani insanlara nasıl davranıyor, misafiri nasıl ağırlıyor, efendiliğini nasıl kolluyor, saygıyı, sevgiyi nasıl veriyor. Bunlar önemli şeyler. Bunlar önce olacak. Ondan sonra da kuşçuluğun da iyisini yapacak. İyi yerden kuş alacak. Bir de hava şartlarını, bazı şeyleri bakacak yani, ırklara bakacak. Öğrenerek, bilerek yapmak bilerek en yapacak, güzeli. Soracak ve kendi görecek yani. Görüp de alacak genelde. Ve sonunda tatmin olacak bu yaptığı işten. Tatmin istediğini alacak. Tabii tatminlik, bu benim dediğim gibi, bu kuşçu camiasının tatmin olmak belki de ilk tatmin olanlardan biri benimdir. Evet. Bilmiyorum evet. Keskin abi de oldu mu? O da Allah rahmet eylesin. Allah o da çok başarılıymış yani. Ben konuştuğum zaman bir tek beni anlayabilecek yakın kişilerden biri Keskin abiydi. Hatta o pal dişi dediği bir kuş, o da Kazım abiden almış, şoför Kazım'dan. Hatta videoda da konuşuyor. Uzun, güzel dönüyormuş diye bir İstanbul'da paçalılar izliyor. Adamlar geliyor buraya, senin de böyle kuşun varmış, gerek yok demiş. Aynı kuşlar bu pallar dediğimiz bizim. Onun evet. o yıllar önce almış. Ben de o yıllarda aldım. Hani güzel kuşlar, o adamın da tatmin olduğuna inanıyorum yani. İyi kuşlar uçurmuş, Allah rahmet eylesin. Ben de bu kuşçulukta inan olsun, tatmin olan yoktur. Yapacağımızın hepsini yaşadık, gördük. Zaten iki ırk kuş var. O ırktan da devamlı şükür, o kadar ölmesine rağmen yine genç yavrular yetişiyor. Güzel dönüyor ne beslediğimizi bildiğimiz zaman. Fazla da karıştırdığın zaman çıkamasın işin içinden. Evet.
Parala bile aldım diğer kuşları, eşetmiyorum yani. Ajanda tutuyor musunuz aldığınız kuşları, annesini babasını onları aldığınız yumurtayı? Onları biliyoruz da ajandaya gerek yok. Bizim kendi kuşlarımızdan zaten yavru alıyoruz. Biz dışarıdan gelen kuşlardan bile kolay kolay yavru almıyoruz. Bir tane alırsanız deniyoruz. Matador'dan bile tek bir tane yavru var. Matador erkekten hiç bahsetmedik. Onu nereden edinmişsiniz? Kendi çıkarttınız yavrumu. Soydanlardan aldım. Çok tamam. Güzel bir kuştu yani. Kaç yıllarında? İşte bundan 1,5-2 yıl falan. Denizli'ye de selam edelim buradan. Denizli'deki yani, ustalarımız, çok... değerli ustalarımıza selam edelim. Güzel kuş çıkarmışlar yani. Burada onu da biraz hastaydı. Ben hap vermiştim. O haptan dolayı biraz kuş alçak bağlandı. Hı hı. Vurdu. Ondan sonra iflah etmedi zaten. Yaşamadı fazla. Tarzı ama nasıl bir tarzdı? Güzel kuş. Hani tarzının en iyi yuvarlaklarından biri. Mesafesi de. Burada tabii daha üstüne biz çok kondisyon olarak yükledik. Onlar dönüşe sokmuş, güzel dönüşler izlemiş. Hı hı. Kondisyon olarak bayağı iyi kondisyon yükledik burada. Çok şimdi matador aldınız, matadorlarla mı eşleştirdiniz yoksa yine bir önce bahsettiğimiz kuşla çapraz yaptınız mı? Yaratın kız kardeşine, direktman kız kardeşine vurdum. Çıkan evet. Dişiyi şimdi kendi kuşlarıma deniyorum yani. Gene %50'si. Oluyor mu, uyuyor mu? Daha yeni yavru almaya başladım. 2-3 tane yavru aldım. Geçen gün burada bir tarçını, bir kuş izledik. Mavi bir kuş izledik. Akkol bir yavru izledik. Bunların çaprazlarından değil, mı? Daha değil. Mavi dişi pallardan benim. Direktman, evet. Öz pallardan. Bir benim pallarla pallar var direktman öz olarak. Tek kan. Bir de yaratıklar var tek kan. Evet. Bir onlardan alıp döndürüyorum yaratıklar pallar ayrı ayrı. Bir de ikisini eş ediyorum. İkisini eş ettiğim zaman çapraz fındık dişi gibi. Pallar matadorlardan gelenler mi oluyor? Yok değil. Matadorları daha yeni yaratıklara eş etmeye başladım. Yeni başladım. Yaratıklardan bir tane dişi aldım. O dişiyi şimdi kendi kuşlarıma tekrar gezdiriyorum. %25 matador kalmış oluyor. Hı hı. Ama matadorun kardeşinden yine bir mavi dişi vardı bende. Mehmet'in soydanların daha önce matadorun babaannesiymiş mi, anneannesiymiş neymiş benim elime geç dedi. Ona vurdular şimdi matadorun babasını. Ben bir tane yine bana da bir yavru verdiler. Güzel, başarılı bir yavru. Aynı matadorun rengine benziyor. Bu ortadan elifli. O kuşlar da kuvvetli yani. Hı hı. Orada Denizli'de en kuvvetli kuşlardan biri. Denizli bu son zamanlarda birkaç tane güzel kuş uçurmaya başladı. Bir de şöyle Aydın'da uçurmaya başladı. Aydın'da zaten Ahmet yıllardır orada iyi bir kuşçu. İyi bir arkadaşımız. Ustamız. Hani orada en eski, en bilinçli olarak yapan kişilerden biri. Tabii şimdi bir sürü gençler türedi ama orada bana göre eskilere baktığın zaman Açalı'dan sonra kalan arkadaş bana göre Ahmet. Evet. Şeyden de Denizli'de başarılı yani. Son zamanlarda Denizli bizim gibi kuş kullanmaya başlamışlar. Biraz dik kullanmaya, rüzgar arkası. Geçen hafta gittiniz galiba siz Denizli gezisine. Lodos'tu. O gün ölçü olamaz. Yani Denizli'de başlamış artık dik kullanmaya, Aydın dik kullanmaya. Hani kuşu rahatlatıyorlar. Daha güzel şeyler izliyorlar bu sefer. Daha başarılı oluyorlar. Ustam ben şimdi daha önceden de size bu konuyu konuştum. Bundan 12-13 sene önce de ben Memeşe abimizin bir düğünü vardı. Kızı biliyorum, evlenmişti. Kaç beraber kaçlı erkek olayım. Cemaatimiz vardı. Burada Kardeşköy'de Ahmet Ustam kendisi bir pırıltı atmıştı o gün biliyorsunuz. Kendi kuşlarını uçurmuştu. Usta bir pırıltıcıdır ya. Evet. O da hiç unutmadım. Yani bir 10 sene 15 sene önce dikten atıyordu o da pırıltıları. Çok yani o da dikten kullanıyordu. O rüzgar arkasına çok kullanmazdı. Evet. Dikten kullanıyordu. Evet. Hani kuşu istediği tarzda kullanıyordu. Fazla o benim gibi açıklama yapmıyordu. Çünkü açıklama yaparsa çok dik kullanıp rüzgar arkası kullanırsa ben şimdi direktman böyle değildim. Müthiş hedeftim. Herkesin eski kuşçuların direktman otomatik olarak ben kötüydüm yani çoğuna. Sonradan hepsi benim niyetimin kötü olmadığını anladılar. Ben çok mücadele ettim yani. Bunlar tabi Ahmetler o zaman bir şeyleri görse bile söyleyemiyorlardı yani. Deşifre yapamıyorlardı. Hani şimdi ama herkes bizim gibi kullanıyor. Artık o şey o tapu yıkıldı yani. Kalmadı. Evet o tapu yıkıldı diyorsunuz. Evet. Sizin düşünceleriniz de bunlar. Biz herkesin düşüncesine saygı duymak zorundayız. Saygı göstermek zorundayız. Herkes güzelini, sevdiğini beslesin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kuşlara karşı değiliz zaten. Evet. Bu kuşları da evet. Biz yatay kullanıyoruz. Rüzgar arkasına kuvvetli şekilde geldiği zaman kullanıyoruz. Yatay kullanmıyoruz değil. Onu da seviyoruz. Evet. Evet. Allah gönlünüze göre kuşlar uçurmayı nasip etsin. Tamam inşallah. Şimdi bugünlük bu kadar yapalım. Tamam hocam. Bu bölümlerin devamını da getireceğiz. İnşallah. Dönek Güvercin TV ile ilgili söylemek istediğiniz birkaç bir cümle var mı? Onları da dinleyelim. Vallahi çok güzel bir parmak bastın. Yani bu öyle bir şey yoktu. Hep kara kucak
besliyorduk. Şimdi hepsi kayıt altına alınıyor. Daha güzel videolar oluyor. Yalnız şöyle bir tek bizim sıkıntımız, bu telefonlarla çok iyi çekilmiyor ama sen de çok iyi çekenlerden başarılısın yani. Biz şahsen öyle çekemiyoruz yani. Ama sende daha iyi bir kamera olsa, bunun çözünürlüğü yüksek, daha güzel yakalayıp da daha güzel şeyleri de görsel olarak sayfana atarsan, bunu başarırsan bu bizim bir eksiğimiz yani. Ya bunu hep beraber tamamlayacağız ya sana bir tane bilmiyorum kamera alacağız. Sen de bu işe elektronik kısmına sen bakacaksın. Evet. İstediğimiz arkadaşlar da güzel kuşlar da oldu mu gidip onları çekeceksin. Gelemeyene bile, geçen gün bak Ercan bile Fransa'dan bir kuş aldı. Ne yaptı? Gelemiyor, göremiyor. Mecburen elektronik ortamda aldı. Şimdi, ama gerçeğini çeken olacak tabii, oynanmamış şekilde. Bazı kişiler oynayanlar da var videolarda, o da iyi değil yani. Evet. O zaten belli olur. Belli İzleyen zaten bazen. Belli olur. Herkesi demiyorum, bazıları. Evet, evet. Sadece video hani görsel açıdan değil de şu an yaşayan ustalarımızı, mesela geçen gün Nazım Yerkesen ustamın yanındaydım. Yani camiada önemli mihenk taşları var. Bunlarla konuşmak, sohbet etmek, yarın bir gün 40 sene, 50 sene sonra izleyen kişilere bunları kayıt altına almak inanılmaz önemli diye düşünüyorum. Tabii yarın işte yani, Keskin abinin bile bak kayıt ara sıra ne oluyor atıyorlar. Güzel şeyler anlatıyor. Evet. Bundan hep kalır evet. Ve bir şeylere bakmak istediğin zaman oradan bakarsın yani. Bu YouTube'da yıllarca kalır. Evet. Veya bir dernek yaparsanız kendi... Bilmiyorum, bir büyük ekran televizyon alır, kendimiz oralarda izleriz. Bizim bir eksiğimiz de dernek. Bu derneğe bir çatı altında toplayıp da yapabilirsek bu da güzel bir şey. Bir de bu elektronik ortamı da buraya gidecek yani, elektronik ortama da gidecek. Örnek şimdi Burdur'da, Isparta'da, Keşan'da, Edirne'de, Antalya'da göremiyorlar. Ne oluyor? Canlı yayın bile olabilir. Canlı yayının haricinde bu çekilen güzel şeyleri gerçek, doğalmış gibi, aynı altındaki yaşadığın gibi çekebiliyorsa... Onlara da izletilebilir yani. Güzel bir ortam da tabii ama daha bu kameralarla tam netini yakalayamıyorsun. Hızlı bir kuşu çekemiyorsun. Evet, biz elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Zaten ama yine de eksik yani. Evet, bunu anlatıyoruz. Canlı gözün ama gördüğünü... Ama en iyilerinden birisin, bu gerçek. Evet, canlı gözün gördüğünü hiçbir zaman hiçbir kamera çekemiyor. Yani evet. Canlı göz farklı. Biz diyoruz ki... Bunun %40'ını, %50'sini, %60'ını gösterebilirsek ne mutlu bize. Ne mutlu işte. Ne öyle mutlu bir kamera sistemi de olursa yani, çözünürlüğü yüksek, bilmiyorum öyle bir şey. Bizim de bir katkımız olursa aslında bu da yapılır. Böyle güzel kuşu olan arkadaşlara. Hatıra olarak kalır. Kuşlar ölüyor, gidiyor mesela. O da olur. Mesela Perpa, Mehmet arkadaşımda bir kuş vardı. İşte Canan arkadaşımda bir kuş vardı. Ben bunları çektim, yayınladım. Şimdi kuşlar yok. Öldü kuş. İşte kaçırdı. Öteki, evet, kaçırmış mesela erkeği. O vapur erkek dediğimiz kuş öldü. Ama ne oldu? Onun ben çektiğim videosu kaldı. Hatır o kuşun olarak. Uçuşu, efendime söyleyeyim dönüşü, tarzı kaldı. Evet, evet. Yani bu kaldı. Bu açıdan diyorum önemli bence. Yani evet, kayıt altına almak hem ustalarımızın hayat hikayelerini, hem döneye bakış tarzlarını, düşüncelerini öğrenmek açısından bir kayıt. Hem de kuşlarımızı dönüşlerini, uçuşlarını, tarzlarını, giriş çıkışlarını, hepsini yani bu şekilde kayıt altına almak bence önemli diye düşünüyorum. Evet, yani doğru söylüyorsun. Dönek şey camiası da İzmir'de çok güçlü yani. Bakma sen yani, şimdi belki çok bahçelerde, bağlarda yerleri yoktur ama en çok yine dönek besleyen İzmir yani. Evet. 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 Ve döneyi de iyi biliyorlar ama tabii bir Denizli gibi, ne bileyim şey gibi, Kuşadası gibi, ondan sonra Ayvalık tarafları gibi yerleri yok o kadar yani. Bizim evet. gibi imkanları yok arkadaşların ama evet. yine de başarılar çok iyi. Her kümeste iyi kuşlar var yani. Evet, bu güzel bir şey. Bunu söylemek güzel bir şey. Her kümeste güzel kuşlar vardır diyor Şerhan Hiç Usta. Olmadı, damızlığında bile var yani. Ben evet. var olduğunu çoğunun biliyorum yani ama evet. çok sergileyemiyor. İmkanları uygun değil. Bir de şöyle, bu biraz zaman zengini olacaksın. Çalışıyor, evet. çoluğu çocuğu var, bizim de var ama biz bu ortama birden böyle gelmedik. Biz de onların ortamından geçtik yani. Eşi gençtir, gezmek ister. Hani bu kuşçuluk çok zaman istiyor. Çok zaman istediği emek zaman istiyor. İçin kuşun iyi de olsa, uçuramadığın zaman, istediğin düzeyde kuşu hazırlayamadın mı, istediğin verimi alamazsın. Kuşun ne kadar güzel olsa. Ama güzel kuşlar var İzmir'de, üstüne basarak söylüyorum. Her kümeste iyi kuşlar var. Damızlığında veya uçurduğu yerde. Size Allah sağlık sıhhat versin. Yeni yaşınız
Yine tekrar kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hep Allah gönlünüze göre kuşlar uçurmayı nasip etsin. Abi inşallah hocam cümlemize inşallah. Bu şekilde bu bölümü tamamlayalım. Bu bölümlerin devamı gelecek. Bizi i̇nşallah. Takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Attığımız videolar otomatik size gelsin. Diyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın.